tartışmadan öncesine gelip bu konu hakkındaki görüşlerinizi alabiliriz. Evet, teşekkür ederim. Her şeyden önce Amasya'mızın, sonra ülkemizin, sonra tüm İslam aleminin Ramazan-ı Şerif'ini canı gönülden kutluyorum. Herkese sağlık, sıhhat diliyorum. Bu mübarek Ramazan ayında dostlukların, ünsiyetin, samimiyetin gelişmesini ve güzelliklerin oluşmasını, insanların en azından gönüllerde buluşmasını arzu ediyorum. Ramazan berekettir. Ramazan bölüşmektir, paylaşmaktır diyoruz. Biliyorsunuz Ramazan-ı Şerif ayı 11 ayın sultanı olarak adlandırılır. Şimdi sultanın yanında bulunduğumuzda sultanın da nimetlerinden, fırsatlarından faydalanmak lazım. Bizim de ama bu ayda Ramazan-ı Şerif ayında Ramazan'ın fırsatlarına yararlanmamız lazım. Ramazan temizlenme ayıdır. Ramazan muhabbet ayıdır. Biraz önce söylediğim gibi paylaşmak ayıdır. Bugün tabi ayrıca bir tevafuk, bir şey var. Biz Amasya Belediye Başkanlığı görevine geleli bugün tam 3 yıl oluyor. 3 yılımızı tamamladık. Nasip olursa 4. yıla başladık. Tabii hem mutluluğumuz var hem de benim siyasi partimin yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin Sayın Genel Başkanımızın ayrıca ölüm yıl dönümü. Ona da Cenab-ı Hak'tan rahmetler diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun diyorum. Onlardan aldığımız terbiye edep noktasında Sayın Genel Başkanımız Doktor Devlet Bahçeli Bey'in emir komutasında onun direktifleri ve çizdiği yolda yürümeye devam edeceğiz. Biz seçim vaatlerimizin içerisinde geldiğimizde geleceğimizde bir şey söylemiştik. Ne söylemiştik? Demiştik ki biz de Ramazan aylarında su ücreti almayacağız. Evet. Birinci yıl almadık. İkinci yıl almadık. Bu geleneğimizi üçüncü yılda aynen devam ettiriyoruz. Yani taahhüt ettiğimiz su ücretini Amasya'mızdaki 45.584 haneden akan musluklardan hiçbir ücret almıyoruz. Ne zamana kadar? Ramazan-ı Şerif ayının birinci gününden bayramın sonuncu günü dahil yani takriben 35 gün su ücreti almıyoruz. Yine Kurban Bayramı müddetince de su ücreti almıyoruz. Bizim başkanlık dönemimiz sürdüğü müddetçe gelenek olarak prensip olarak her yıl, her dönem Amasya'mızdan su ücreti alın diyor. Zaten biliyorsunuz Türkiye'de de en ucuz suyu veren biziz. Bir kamyon su 10 lira. 10 ton su 10 lira. Bir ton su bildiğimiz 1 lira. Türkiye'nin hiçbir tarafında böyle bir şey yok. Bu manada da biz Amasya'mıza verdiğimiz sözü aynen tutuyoruz. Yine bir iki gün içerisinde başlayacağız. Her mahallelerde şey yapmak üzere, dağıtılmak üzere her gün 1000 pide dağıtacağız. Bizim buradaki şeyimiz pide sürecimiz bayramın önüne doğru yaklaştığımızda büyük mahallelerimizde 1500 olmak kaydıyla yani dağıtacağımız pide de 45.000 civarında pideyi de vatandaşlarımıza bila ücretsiz kendi ellerimize arkadaşlarımıza dağıtacağız. Tabii bu arada 3 yılda neler yaptık, neler yapacağız şeyimiz var. Şundan, şu kitaptan bastırdık. Bunun içerisine baktığınızda bizim 3 yıl içerisinde neler yaptığımızı,
ve önümüzdeki kalan 2 yılda da neler yapacağımızı, efendim, taahhütlerimizi ve gerçekleştirdiğimiz eylemleri burada görürsünüz. Amasya'mıza neler yaptık. Efendim, bunu da vatandaşlarımıza dağıtacağım. Evet, bugün mesela meclisimiz var. Efendim, meclisimiz birazdan saat 3-3.30 gibi toplanacak. Sizin vasıtanıza onu da söyleyeyim. Meclisimizde bu konuyu görüşeceğiz nasipse. Önümüzdeki günlerde, bu ayın içerisinde eski belediyemizin olduğu yerdeki binamızı biliyorsunuz Hilton'la anlaşmıştık. Efendim, otel yapıyoruz. Efendim, onun ihalesi olacak. Başlayacağız bayramla beraber. Yine meclisimize bugün getiriyorum. Dün firmalar geldi, onlarla görüştüm. Nasip olursa teleferiğin ihalesini yapacağız. Şaka gibi. Amasya'nın hayali şaka gibi. Yine önümüzdeki günlerde bizim Gözde Kapıca tesislerinin ihalesini yapacağız. Önümüzde dev gibi 3 tane ihale var. Bugünları meclise gündeme getireceğim nasip olursa. Meclise tartıştıktan sonra arkadaşlarımızla aynı safta buluştuğumuzda bu ihalelerimizi yapacağız. Özellikle otelin fiyatlandırması bitti. İhalesi netleşti. Çıkıyoruz. Teleferik konusunda da ön görüşmelerimiz bitti. Ayın 23'üne kadar onların ifadesiyle bizden bir teknik ekibin Avusturya'ya gidip alacakları teleferiği görmemizi arzu ettiler. Biz istedik tabii. Onlar da oraya arkadaşlarımızı, teknik heyeti, mühendislerimizi götürecekler. Teleferiğimizi nasip olursa ihale edeceğiz. Ama senin hayali olan, şimdiye kadar bana göre Amasya Belediye Başkanlığı'na gelen tüm büyüklerimin hep hayalin dolup bu eylemi gerçekleştirmek için, bu fiili icra edebilmek için çok mücadele ettiklerini biliyorum. Fakat Cenab-ı Hak inşallah bunu bize nasip edecek. Siz de şahit olacaksınız diye inanıyor ve düşünüyorum. Bunlar tabii bana göre kesinleşmiş vaziyette. Meclisimiz kararını verecek. Mecliste gündeme bugün gelecek. Ondan sonra da biz gereğini icra edeceğiz. Evet. 4 Nisan 3. yılın bitişi, 4. yılın başlangıcı olmak olduğu bir günde Amasya'mıza böyle bir mübarek günde böyle güzel fiillerin icra edileceğini de açıklamış bulunuyorum. Cenab-ı Hak bu canı bu bedende bıraktığı müddetçe ağzımızdan ne çıkmışsa, ne söylemişsek o fiil gerektiği gibi icra edeceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bazıları soruyor. Diyor ki onu yapacaksınız, bunu yapacaksınız. Buraya baktığımız zaman 200-300 milyon liralık bir para gerekiyor. Ben de diyorum ki hele bir başlayalım. Siz orasını düşünmeyin. Orasını bizimkiler düşünsün. Bizler düşünelim. Öyle değil mi? Sayın Genel Başkanımızın bir şeyi var. Talimatları var. Çalışacaksınız, başaracaksınız. Biz de çalışıyoruz. Niyetimiz halis. Başarmamamız için hiçbir sebep ve engelin olduğunu düşünmüyorum. Başaramayacak hiçbir işin olduğuna da inanmıyorum. Yeter ki gönülden inanmak, işin derisi olmak, sevdalanabilmek lazım. Biz geldiğimiz günden ne söyledik? Amasya değişecek. Amasya dönüşecek. Amasya güzelleşecek. İşin özeti bu. Sen ne yapacaksın nasıl olacak? Sen güzelliği yaşa. Sen mutluluğu yaşa. Bizim derdimiz de evlatlarımıza, torunlarımıza müreffeh bir Amasya bırakabilmek.
mutlu bir Amasya bırakabilmek. Amasya'da efendim güler insanların, huzurlu insanların, mutlu insanların olabilmesi için elimizden gelen gayreti göstermek. Efendim, arkadaşlar diyorlar ki işte belediye başkanının işi nedir? Efendim ben de soruyorum nedir diye. İşte öyle yapmak, böyle yapmak, siz vatandaşlarla çok görüşüyorsunuz, işte zaman ayırmıyorsunuz. Ben de diyorum ki kardeşim ben zabıta değilim. Ben talimatı veririm. Hayalimi kurarım, mimara derim. Sen bunu çizgiye döneceksin. Ekonomiste derim, sen bunun ekonomik boyutunu çıkaracaksın. Mühendise söylerim, sen bunu icra edeceksin. Bu manada bizim işimiz nedir? Amasya için en güzelini düşünmektir. Ben her zaman söylüyorum ya, Amasya buradan baktığımız zaman işte karşı görüyoruz. Şurada bir kaçacağım bir tane. Binaya çıktığımız zaman farklı görüyoruz. Biz Amasya'ya teyyareden bakıyoruz. Kesinlikle ve kesinlikle önümüzdeki 2 yıl içerisinde Amasya'yı efendim dünyaya entegre edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Efendim UNESCO çalıştayını burada yaptık. Sayın UNESCO başkanımız hocamız profesör de geldi başkanlık yaptı. 3 gün 70 kişilik çalıştay yaptı. Amasya'yı da nasip olursa UNESCO'ya sokacağız. Dünyalı olacağız, dünyalı. Amasyalı olmaktan mutluyuz. Her zaman ne diyoruz? Amasya önemlidir. Amasya Osmanlı'nın kuruluşunda efendim büyük rol almış. Amasya Osmanlı'nın yükseliş devrinin padişahlarını yetiştirmiş. Amasya bu cumhuriyetin kuruluşunda, bu özgürlüğünün felsefesinin oluşunda yer almış. Dönüyoruz ne diyoruz? Gazi Paşa Amasya postalıyla değil potiniyle gelmiş. Efendim Tevfik Efendi ne demiş? Paşam Amasya emrinden özgürmüş. Efendim Abdurrahman Kamil Efendi ne demiş? Paşam, paşam sizin el öpmeniz caiz değildir. Çünkü Anadolu sizin elinizi öpmek için beklemektedir. Demiş Gazi Paşa'ya elini vermemiş. Biz de aynen efendim onların o günkü cesareti, o günkü ruhunu yaşıyoruz. Efendim Gazi Paşa'nın buradan başlattığı eylemi biz de ne yapıyoruz? Dünyaya taşımaya çalışıyoruz. Bu şehrin adı ne? Kurtuluştan kuruluşa bir şehir. Ne diyoruz? Bu şehri görmemişseniz en güzelini görmemişsiniz diyoruz. Evet. Kendi eksenimizde Yozgat, Tokat, Çorum, Samsun ekseninde efendim bu havaricide efendim dünya ile entegre olan ilk il biz olacağız. Kesinlikle. Gece gündüz çalışıyoruz. Efendim niyetimiz halis. Akıbetimiz de inşallah hayır olacak. Niyet hayır, akıbet hayır diyoruz. Ya Rabbi sen bizi fitneden, fesattan, şeytanın şerrinden mutlak surette koru ve hayır diyoruz. Öyle değil mi? Bak meclisteki büyüklerimiz burada. Şöyle bir döndüğünüz zaman kimleri görüyorsunuz? Buyurun. Dönün bakın bakalım. Herkes efendim ilmiyle amil, yaşıyla kamil insanlar burada. Evet. Orada Cahit abi görmüyorsunuz mesela. Evet. Ama Sinan görüyor. Evet. Ben gördüm bunu. Doktor neredeydi? Doktor kayboldu. Çekeceğim mi? Onun için arkadaşlar öyle bir kadroyla başarmayacağımız hiçbir işin olduğunu ben düşünmüyorum. Efendim bu işin level olduğunu inanıyorum. Bu milletin bize inandığından, bize güvendiğinden şüphemiz yok. Bizi seçtiler. Biz de bu millete yani Amasya'ya efendim gereğini yapacağız, yakışanı yapacağız, kendimize yakışanı da yapacağız. Şöyle bir şey var. Hadis-i şerif olduğu söyleniyor.
herkes evinin önünü süpürürse mahalle ve şehir temiz olur. Evet, biz kalkınmalıyız. Amasya'yı açık hava müzesi haline dönüştürmeliyiz. Efendim, önümüzdeki süreçte geçen gün tartıştık. Burada hayvan borsasını kurmalıyız. Gümrüklemeyi kurmalıyız. Efendim, onun için elimizden gelen her şeyi icra etmek mecburiyetindeyiz. Allah-u Teala bize akıl vermiş. Bu aklın da efendim bir sorgusu var. Sorgu derken ben son olarak şunu şöyle söylüyorum. Tabii ölümlü dünya. Doğduk ve öleceğiz. Ahirete intikal ettiğimde münker ve nekire ben ne kadar Amasya'da görev yaptım? 4 yıl, 5 yıl, 3 yıl fark etmez. Amasya ile alakalı hesap vermeyeceğim iddia ediyorum. Hesabımı Amasya'ya vereceğim. Efendim, hesabımı Amasya'ya vereceğim. Amasya'dan da efendim, tek arzım dua almak. Efendim, onun haricinde bir beklentim yok. Efendim, ben hepinize teşekkür ediyorum. Soracağınız sorular varsa cevap vereyim. Sorun hadi bakalım. Başkanım, su indirimini yaptığınız günlerde evet. Vatandaşın suyunu salınma, dokunulma mı diyor? Evet. Bunu halen düşünüyorsunuz, bol bol kesinlikle. Alıyorsunuz. Kesinlikle. Bu sene de rahmet, bereket yağdı. Aftarda su gözlerinin durumu nedir efendim? Niye talis, akibet talis? Niye hayır, akibet hayır? Allah verdikçe veriyor. Bir gün suyu tahliye ettik. Efendim. Gerçi bugün su hatlarımızda bir arıza oluştu Akdağ'da. Sebebini arkadaşlarımız araştırıyorlar. İnşallah bir kul eli değmemiştir de bilemiyorum ama yoğun bir şekilde şeyimiz var, gayretimiz var. Ana borularda bir merkezde bir sıkıntı var. O sıkıntıyı da bizim Amasya'dan saklayacağımız bir şey yok. Her şeyi söylüyorum yani. Kayıt burada. Açabilirim. Cağal cağal Akdağ suyu şimdi boşak diyor. Ama arkadaşlarımız çalışıyorlar. Teferruatıyla alakalı bilgiyi gönderdim. Alacağım. İnşallah bir kul eli değmemiştir diye düşünüyorum. Öyle bir ihtimal var mı? Efendim, ben her türlü tedbire bakarım. Her şeye dikkat ederim. Deniz yanar mı? İhtimaldir. İhtimaldir. Onun için mübarek günde hiçbir şeyin günahını almak istemem. Ama öyle bir şey kimsenin cesaret edeceğini düşünmüyorum. Öyle bir yiğit varsa da o yiğit Amasya'yı tanıtırız yani. Böyle bir şey olursa Allah göstermesin de. Bakarız. Başkan, şu an hatta su içiyemez ama sonra da şimdi keşleme var. Çok aşırı keş var. Evet. Şimdi şöyle, biliyorsunuz biz o suyu burada gerekli şekilde şey yapıyoruz. Lakin şimdi bir sistem geliştiriyoruz. Suyun ana merkezinden çıkışı itibariyle bu ilaçlamayı dediğiniz kireçleme noktasında yapma noktasında bir arkadaşların çalışmaları var. Bu kireçleme zannediyorum birkaç gündür var yani. Önceden yoktu. Evet. Ana depodan transferlerde bir bazen sıkıntı yaşıyoruz. Onunla alakalıdır. Ama gelen suyumuz Akdağ suyudur. Onda herhangi bir sıkıntımız yok. Bugün akşam da arızamız giderilecek diye tahmin ediyorum. Evet, başka? Yok, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Başkan, son bir şey daha sorayım. Buyurun. Ramazan ayı da bedava bir yıl sonra %50 gün dediniz, bir yıl indirdiniz. 2004'te bedava olduğunu söylediniz komutlarım. Sözünüz. Ya savaş. Şimdi, evet ben bedava olduğunu söyledim. Arkadaşlarımızla onu da tartışıyoruz. Onda hiçbir sıkıntı yok. Lakin orada hukuki bir problem var. Efendim, bizim bilmediğimiz, benim de bilmediğimiz, oralar öğrendiğim hukuki bir problem var.
Belki bir miktar daha suya aşağı indirme ihtimalimiz var ama sıfır yapma şansımız bugün yok. Şu an 1 lira da sembolik sen. Herkesin 10 lira 15 lira su faturası geliyor zaten. Ya bana kalsa ben hepsini bedava vereceğim. Ha HES'imizi devreye koydu, onu söylemedik biliyorsunuz. Şu an HES'imiz... devrede mi hidrolik? Evet. Evet. HES'imiz çalışıyor arkadaşlar. Efendim, bugün de bana şeyini attılar. Oraya giden arkadaşlarımız. Onu da size göstereyim. Evet. HES'in şeye aktarışını gösteriyorlar. Teki aktarışını gösteriyorlar. Bugün attılar bunu. Evet. Görüyorsunuz. Bugünkü şu andaki suda sıkıntı olmasına rağmen şu an üretimi 1850 kW. Bak şu anki. Yeni geldi. Ben orada ne var ne yok diye sordum. Santralımızı biz buradan kontrol ediyoruz. O konuda da sıkıntımız yok. Türkiye'de ilk defa HES'i vuran bir belediyeyiz. Amasya. Yani şöyle bir baktığınız zaman şu anahtarları bir çeker misiniz Allah aşkına? Bak yaptıklarımız oldu işte bak. Her yaptığımızın anahtarını takıyoruz oraya. Yine Ramazan ayı müddetince Hilal Çorbevi'nde her akşam iftarlarımız devam ediyor. Evet. Onu da söyleyelim. Kesiliyor diye. Evet arkadaşlar. İşin özeti ben Amasya'yı seviyorum. Ben Amasya'yı çok seviyorum. Ben birisine sordum siz hiç aşık oldunuz mu diye. Efendim böyle bir duraksadı canlı yayında. O da bana sordu. Efendim siz aşık oldunuz mu diye evet dedim. Yani dedi evet. Ben Amasya'ya aşıkım. O ay bu. Herkese sağlık sağlık diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Zahmet verdiniz, geldiniz. Sağ olun, var olun. Beni